yapılmayacak ve yapılmayacak. Basarsanız varsa buyurun burada yapın, aşağıda yapın. Buyurun. Yürüyüş olmayacak arkadaşlar. Tamam. Kesin ve net tavrımız bu. Biz tam buradan yürümeyeceğiz. Biz buradan yürüyüp aşağı ineceğiz. Biz ve üniversitenin tavrı kesinlikle diyor yürüyüş yapılmasın diyor. Yapacağım. Buradaki arkadaşlarım herkes şunu belirtebilirim. Biz buradan aşağı ineceğiz. Hem basına çıkmamızı dile getireceğiz. Hem de rektörlüğün önünde oturup rektörlüğün bizimle konuşmasını, bunun neden dolayı olduğunu gelip bize belirtmesini isteyeceğiz. Ne bekliyorsunuz? Bak, buradaki tavrınız bu kadar güvenlik burada. Ya yürüyün. Bu kadar güvenlikte. Yollar da sırasında sizler sadece sizinle kısırma, özgür haklarına elinden almaya çalışıyorsunuz. Ve biz bunu kabul etmiyoruz. Arkadaşlar yürüyorlar. Arkadaşlar yürüsün. Ayrıca yürüyün. Çekil. Tamam. Konuşma Yunus. Arkadaşlar yaptığınız iş 2911 sayılı kanunla muhalefettir. Halis Zümrüt Sar onurlu yaşadık. Çarşı bir haber. Halepçe cahane. Çarşı bir haber. Halepçe cahane. Çarşı bir haber. Gerekse İslam dünyasının Halepçe'de sessiz kalışına benzer bir tavır
bugün de farklı versiyonlarla karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası hegemonik güçlerin sürekli Kürtlere yönelik uygulamaya çalıştığı katliamlar bugün Schengen ve Komene'de tekrar kendini göstermiştir. Saldırı karşısında seferberlik ruhuyla savaşan başta Kürt halkı Komkuşi Ali'ye Serek, Kurda ve Edibesse diyerek artık Kürt halkı çağısında bütün ezilen Orta Doğu halklarının umut ışığı olmuştur. Halepçe'de yapılan katliam Bas rejiminin lideri olan ve uluslararası hegemonik güçler tarafından desteklenen dünyada insanlık suçu olduğu kanıtlanmış kimyasal silah desteği alan Saddam İslam'ı kurarak Kur'an'ın Enfal suresini yaptığı katliamlara kılıf uydurmak için kullanmıştır. Enfal'in anlamı savaştan sonra toplanan ganimet anlamına gelir. Enfal katliamının bir parçasıdır Halepçe. Bu katliamla 182 bin insan kimyasal silahlarla öldürülmüştür.